Sevgili Kaya ile C kanal takipçileri, bu videoda sizlere bir mikrodalga fırının içerisindeki hurdalardan nasıl harikalar yaratılır onu göstereceğim. Mikrodalga fırınımızın içerisinde bizim işimize yarayacak bir dünya malzeme var ve biz bu malzemelerden bu videoda sadece bir tanesiyle ilgileneceğiz. Hadi gelin daha fazla vakit kaybetmeden mikrodalga fırınımızın içerisinde ne gibi malzemeler var, bunların hangileri işimize yarayacak ve biz bu videoda hangisini kullanacağız? Hep birlikte onu görelim. Evet sevgili arkadaşlar, mikrodalga fırınımızın içerisini açtık. Şöyle biraz öncelikle uzaktan bir fırının içerisini göstereyim size. Bakın bu fırının içerisinde işimize yarayacak bir dünya malzeme var arkadaşlar. Eğer mikrodalga fırınınız bozulursa ve tamir edilemeyecek durumdaysa kesinlikle atmayın. Bu malzemelerden çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Bakın şurada hemen bir tane fan motoru var. Gördüğünüz gibi herhangi bir yerin veya herhangi bir şeyin havalandırmasında bu fan motorundan yararlanabilirsiniz. Şu fan motoru gayet güzel bir malzeme. Bundan bir vantilatör bile yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hemen şurada yüksek gerilim trafosu var. Bu yüksek gerilim trafosundan biliyorsunuz içerisini açıp sargılarını değiştirdikten sonra pil punta makinesi falan yapılıyor. Başka yerlerde de değerlendirebilirsiniz ama bu trafo ile ilgili benim daha önceden çektiğim bir video vardı. Mikrodalga fırınlarının içerisindeki ölümcül tehlike diye bu videoda bu trafodan bahsediyorum. Sakın ha sakın o videomu izlemeden bu trafoyla herhangi bir şey yapmayın. Çünkü ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bakın üzerinde de Danger diye tehlikeli bir malzeme olduğu yazıyor. Çünkü 2000 volt civarında bir hem de yüksek akımlı bir voltaj çıkıyor bu trafonun çıkışından. Eğer bilmeden bu trafoya elektrik verecek olursanız Allah muhafaza çok tehlikeli şeyler olabilir. Bu trafoyla ilgili videonun linkini sağ üst köşede kartlar kısmına ve açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Videonun sonunda da linkini koyarım arkadaşlar. Kesinlikle o videomu izleyin. O videoyu izlemeden bu trafoyla ilgili hiçbir şey yapmayın. Bakın üzerinde aydınlatma lambaları, termostatlar ve üzerindeki parçalardan yararlanabileceğiniz buradaki gibi elektronik kartlar. Bakın hemen şurada da elektronik bir kartımız mevcut arkadaşlar. Bakın şurada bir piezo buzzer var. Bu buzzer'dan faydalanabilirsiniz. Kondansatörlerimiz var. Şurada limit switch olarak kullanabileceğiniz anahtarlar var. Bu anahtarlar güzel ve kaliteli anahtarlar. Bu anahtarları herhangi bir projede değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi içerisinde işinize yarayabilecek bir dünya malzeme var mikrodalga fırınların. Lambası, tabağı, motoru ve bu videoda esas olarak ilgileneceğimiz bu döndürme tabağının altındaki motor var arkadaşlar. Bu motordan nasıl elektrik üretebileceğinizi göstereceğim bu videoda. Hadi gelin şimdi hemen bu motora nasıl ulaşabiliriz, bu motoru nasıl sökebiliriz ve bu motordan nasıl elektrik üretebiliriz, hep birlikte onu görelim. Size bahsettiğim döndürme motoru işte burada. Bu motoru zarar vermeden buradan söktüğünüz takdirde bu motorla isterseniz böyle bir döner stand tarzı bir şey yapabilirsiniz. İsterseniz de bu videoda göstereceğim gibi elektrik üretmek işinde kullanabilirsiniz. Motorumuzu söktük. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde 21 volt AC yazıyor. 50-60 Hz frekansında çalışıyormuş.
Dakikada da 5-6 tur dönebiliyormuş bu motor. Siz bu motora 21 volt AC gerilim verdiğinizde. Çektiği güç de 2,5-3 watt civarındaymış arkadaşlar bu motorun. Fakat videonun başında söylediğim gibi biz bu motoru motor olarak çalıştırmaktan ziyade elektrik üretebilme kapasitesini göreceğiz şimdi. Ne kadar elektrik ürettiğini göstereceğim sizlere. Hem de öyle başka videolardaki gibi sadece birkaç tane led yakabiliyor gibisinden değil. Baya baya bildiğiniz 3-4 tane çubuk ledi bu motor sayesinde nasıl yakacağınızı göstereceğim. Bu motoru aynı zamanda 21 volt, 22 volt, 23 volt, 24 volt AC gerilimle siz atıyorum bir döner tabla gibi herhangi bir mekanizmayı dakikada 5-6 tur dönecek şekilde kullanabilirsiniz. Hem de çok kullanışlı bir motor. Bildiğiniz gibi mikrodalga fırınların içerisinde tabak yavaş yavaş aheste bir şekilde böyle dönüyor yemeği pişirirken. İşte o şekilde döner bir mekanizması olan herhangi bir yerde bu motoru çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok da kuvvetli bir motor. Küçüklüğüne aldanmayın. Çok rahat bir şekilde baya baya kuvvetli olarak bazı mekanizmaları döndürebilir. Evet, şimdi isterseniz hemen bu motorun kaç volt kaç amper ürettiğini hep birlikte bir ölçelim. Bakalım bize kaç volt verebiliyormuş ve ne kadar akım üretebiliyormuş arkadaşlar bu motor. Hemen onun ölçümlerini yapalım. Ölçü aletimi hemen alıyorum yanıma. Hemen şöyle gözüksün diye de altına bir yükselti koyacağım. Çünkü şöyle olduğu zaman parlıyor ekran. Evet arkadaşlar, ilk önce AC ürettiği gerilimi bir kontrol edelim. Bizim bu motorumuzun uçlarını ölçü aletime bağladım. Şu an görmüş olduğunuz gibi 0 volt. Hemen mikrodalga fırının içerisinde o camdan döner tabağın altındaki plastik parçayı da bu motoru döndürebilmek için çıkardım arkadaşlar ve motorumun üzerine taktım. Bakın çok yavaş bir şekilde döndürdüğümde bu motor AC bir gerilim üretiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Döndürdüğümde hemen bakın daha yavaşça döndürür döndürmez 14-15 volt civarında bir gerilim üretti motorumuz. 16 voltu gördük, 18 voltu gördük bir ara. 26 voltu gördük gördüğünüz gibi. 33 voltu gördük arkadaşlar. Bu motoru ne kadar devirli bir şekilde döndürürseniz size o kadar gerilim üretecektir. Fakat şunu unutmayın, bu motorların bazılarının içerisindeki dişli mekanizması plastikten üretiliyor. Çok çabuk kırılabilir, çok çabuk dişliler sıyrılabilir. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Şöyle biraz daha netlemesi için yakın tutayım. Evet, 24 volt, 23 volt, 30 volt, 32 volt. Bu voltajları bizim motorumuz çok rahat bir şekilde üretebiliyor arkadaşlar. Şöyle yavaştan döndürdüğümde sürekli bir şekilde gördüğünüz gibi 13-14 voltu görebiliyorum. Çok hızlı dönmesine gerek yok. 12 voltluk bir aküyü şarj edebilecek bir voltaj bu motordan çok rahatlıkla çıkabiliyor. Aheste bir şekilde dönsün 14 volt civarlarında. 12 voltluk bir aküyü çok rahat bir şekilde doldurabilir. Tabii aküyü doldurmadan önce yapmanız gereken bazı işlemler var. Önce doldurmanız gerekiyor. Voltajı sabitlemeniz gerekiyor gibi. Şimdi ürettiği akımı hep birlikte görelim. Bu motorumuz evet böyle küçük. Voltaj konusunda gayet marifetli. Ama çok fazla akımlar üretemiyor. Ama yine de birazdan göreceksiniz sıralı çubuk ledler bağlayacağım. Hem de öyle dediğim gibi birkaç tane değil. Baya baya bir çubuk led bağlayacağım. Onu yakabilecek miktarda akım üretebiliyor arkadaşlar. Biz şimdi hemen şu ölçü aletimizi bir tekrar açalım. Ölçü aletimizin kademesini de şöyle 600 mA kademesine getirelim AC'de. Biz şimdi kapalı devre olarak ne kadar akım üretiyormuş onu göreceğiz hep birlikte. Bakın gördünüz mü, 38 mA motoru döndürür döndürmez üretti arkadaşlar. Bakın evet 44 mA gördük. 44 mA civarında bu motorun kapalı devre ürettiği akım. Açık devre voltajını ve kapalı devre akımını bu motorun ölçtükten sonra hadi gelin hemen kaç tane çubuk ledi bu motorla yakabiliyormuşuz hep birlikte onu görelim. Bakın burada birbirine paralel bağlı 3 tane çubuk led var ve görmüş olduğunuz gibi bu ledler birbirine birleşik. Şöyle birazcık anzum yapayım ben. Şöyle çapraz bir şekilde de masanın üzerine koyayım. Evet, gördüğünüz gibi burada ledlerimin bağlantı noktaları var ve birbirine bu bağlantı noktalarını paralel bağlıyorum.
artı ve eksilerini. 3 çubuk ledin bağlantı noktalarını paralel bir şekilde bağladım. Bakın arkadaşlar, diğer ucunu da göstermek istiyorum. Başka herhangi bir bağlantısı noktası yok ledin. Şöyle masamın üzerinde sizin de görebileceğiniz şekilde bir ayarlama yapmak istiyorum. Evet, motorumun da hemen kablolarını bu artı ve eksi kısma, yönü önemli değil arkadaşlar. Çünkü motorum AC üretiyor. Şu masa lambamı bir söndüreceğim arkadaşlar. Evet, daha iyi görebilirsiniz diye. Evet, gördüğünüz gibi ledlerin neredeyse tamamı yanıyor. Şurada bir yanmayan bölge var. Daha önceden işaretlemişim orayı. O kısım patlak arkadaşlar. O ledler zarar görmüş. Ve bu esnada ledlere kaç volt gittiğini de ölçelim. Onu da gözlemleyelim. Ve motorumuzu döndürelim. Bakın 15 volt civarı bir voltajı gördük arkadaşlar. 16 volt civarı. Normalde aşırı akım çekildiğinde voltajın da düşüyor olması lazım ama gördüğünüz gibi 14-15 volt, 16 volt civarında gerilim üretebilmeye devam ediyor motorum. İşte bu ürettiğiniz gerilim ve akımla çok rahat 12 voltluk bir aküyü şarj edebilirsiniz. Evet, biraz uzun sürelerde şarj olacaktır ama gayet güzel bir şekilde akü şarj edebilmeniz için size küçük ama marifetli bir rüzgar jeneratörü. Buraya eklediğimiz bu plastik parçanın yerine bir pervane koyarak rüzgardan çok rahat bir şekilde bir aküyü şarj edebilirsiniz. Evet sevgili Kaya LC kanal takipçileri, bu motorun elektrik üretebilme marifetini hep birlikte gördük. Eğer isterseniz bu motoru nasıl çalıştırabileceğinizi de göstereceğim. Evet, 24 volt AC bir gerilim istiyor ama şimdi bazıları diyebilir ki ya 24 volt AC'yi nereden bulacağız? Bu motoru almak için parçaladığınız mikrodalga fırının içerisinde 24 voltluk bir trafo yok. Ama bu motoru çalıştırabilmek için bir yöntem uygulamış mühendisler bu mikrodalga fırının tasarımında. Eğer onu da öğrenmek isterseniz lütfen yorumlarda benimle paylaşın ki bu motoru nasıl harici bir şekilde mikrodalga fırının üzerindeki malzemelerle çalıştırırız. Onu da göstereyim arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda buraya kadar. Bu tarz teknik ve bilimsel videolara ilginiz ve merakınız varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.